Şimdi Hasan Bey her zamanki gibi böyle dersi iyi çalışıp denen bir arkadaş. Hasan Bey bir tane. Bütün seminerlere, panellere böyle notunu alır gelir. Hocama bile bak soru yetiştirdi yani. Güzel tarafı o. Şimdi bu döviz takası carry trade, onun ismini vermedi ama onun literatürdeki adı. Yani nasıl diyelim? O konuşuyor. Diyelim ki bir yerden ucuz faizde döviz aldı. Türkiye'ye getirdin, bozdurdun. Yüksek faiz veriyor TL. Tamam mı? Kazandın. Çıkarken kurun değişmemesi lazım. Yani kur biraz oynarsa yandın. Çünkü bütün kazancın gider. Kur fazla oynamayacak. Oynamadığı zaman aradaki farktan dolar bazında muazzam bir şey kazandı. Borcunu orada son derece düşük bir paradan aldı. Buna carry trade deniyor. Yalnız giderek film koptu artık. Niye? Bu ne zamanları böyleydi? Dışarıdan ucuz kaynak bulduğun zaman olan bir şeydir. Ucuz kaynağı buldun, değil mi? Geldin Türkiye'ye. Şimdi Türkiye'de faiz yüksek verdi diyelim. Hani bizim hükümeti idare ettik. Tayyip Erdoğan'ı idare ettik. Kur, senin faizden kazanacağın bütün para kur artışıyla uçtu gitti. Yani onun için o imkanların artık eskisi kadar kullanılabilme şansı. Ama anladığınız Brezilya hikayesi. Evet. Brezilya hikayesini kullanıldığı için anlayamadım. Brezilya'daki örneği verdim. Evet. Tamam. Carry trade hikayesi. O döviz takası, swap dedikleri. Hocam yani şimdi buradaki şeyi çok aşan bir şey. Bunlar kriz dönemlerinin bulunmuş ne diyelim numaraları. Yani böyle bir krizi aşabilmek için ne yapabilir? Mesela şeyin sorusu da öyle. Bir arkadaşımız şeyi sordu, Naci Bey'di galiba, bahsetti. Anlaşmalı ticaret ismini vermedi ama mesela ticaret yaptık diyelim ki şeyle, İran'la ya da Ali Bey, herhalde Ali Bey tabii. Efendim ne yaptık mesela? Petrol aldık. Tamam. Karşılığında da sebze satıyoruz, bilmem ne. Bizimkilerin mantığına göre herkes ulusal parasını kullanacak, tamam mı? İyi de kardeşim, o ulusal paralar bizim aramızdaki ticarette. Yani TL'yi adam Rusya'yla mı kullanacak, nasıl kullanacak, çok sıkıntılı. Bunun yöntemi anlaşmalı ticarettir aslında. Nedir anlaşmalı ticaret? Ya da karşı ticaret deniyor. Bu modern takas, tamam mı? Modern takas deniyor buna. Bu yapıldı. Eskide yapıldı. Bizim Cumhuriyet'in kadroları da bu yani. Kriz öncelerinde, 30 krizinde yapıldı. Bunlar Sovyetler Birliği'nin büyük katkısı. O da şu, ben sana şey veriyorum, meyve sebze veriyorum, bunun karşılığında petrol alıyorum. Bir clearing office diye bir şey var. Malları temizliyor burada. Yani alacak borç meselesini burada birisi temizliyor. Ama şeyi kullanmıyoruz. Öyle. Türkiye bunu bir dönem yaptı. Hatırlayalım. İlaç şeyinde, Sovyetler Birliği'ne biz, tamam mı, ilaç sattık, tamam mı, karşılığında petrol aldık ama orada döviz hesabı üzerinden yaptık. Yani döviz orada kullanıldı ama sonunda kullanıldı, hesabın sonunda temizlendi. Yani şey gibi, bakkal hesabı, bakkal aldım, o bana verdi, benim sonunda temizledim. Bunlar olur, bunlar olmayacak diye bir şey yok. Ama bakın, her şey olağan halindeymiş gibi olacaksa, sistem bir işe yarar. Yoksa olağanüstü hallerde işte bulunuyor, işte sıcak para geldi işte. Kayıt dışı girdi, 4.4 milyar geldi işte. Peki gelmeseydi ne olacaktı? Bu döviz muazzam bir patlayacaktı. Şimdi Ali Bey'in sorusu. Bu paranın Ali Bey'in notabı Necip Bey, hangisi tam bilemiyorum ama yok, Necip Bey daha siyasi soru sordu. Birisi daha sormuş, şey demişim ben orada, kaynağı nedir bu paranın? Ha şey, üstadım sormuş. Hücre. Üstadım zaten adı üzerinde, kaynağı belirsiz para. Hani ben bayılırım, bu kayıt dışı ekonomi diyorlar %40. La adı üzerinde kayıt dışı zaten, nereden buldun? Varsayımlarla, sınmi varsayımlarla kayıt dışı ekonomi varsıyoruz. Adı üzerinde zaten, kayıtlı olmayan bir şey tahmin ediyoruz. Yoksa kayıtlı olsa zaten, niye kayıt dışı ekonominin payı şu kadar değil ki? Burada tahminler şu, böyle sıkışan durumlarda fırsatçılıktan yararlanan paralar vardır, tamam mı? Bu kara para da olabilir, hiç bilemem, spekülatif amaçla gelen para da olabilir. Hatta Korkut Porat abi bir soru sormuş ya, Merkez Bankası Başkanı'na, köşesinde. Bunun kaynağını açıklayın diye. Adam da
namusluca cevap ver. Bu rektör şey değil, Merkez Bankası Başkanı değil, bir önceki. Ya dedi, kaynağını bilsek zaten oraya kaynağı belirsiz demeyiz dedi. O da bilmiyor yani. O da bilmiyor. Yalnız araştırma yapmışlar. Suriye'de. Uzmanlara yaptırmışlar. O rapor duruyor hala Merkez Bankası'nın web sayfasında. Onlar hiç öyle kara paraya falan girmemişler. Ya diyor, dövizde diyor, ihracatın gelme şeyiyle İthalattaki dövizin ödeme arasında bir zaman şeyi var diyor, gecikmeleri var diyor. Bir de diyor bazıları diyor kayda diyor muhasebeciler bilir diyor, geç intikal. O aradan anladık da 4 milyar olmaz o 3 ayda. Ya da bilmem muhasebe olarak siz de yaparsınız onu. Değil mi? Gelir TC'lerin bu tarafına birden gelmez para. Orada bir gecikme olur. Ne parça para onlar olur. Muhasebe onu çözer zaten. Yani o çok uzmanlara biraz şey gibi yaptırmışlar. Ya ulan bir cevap verin de fazla ortalığı birbirine katmayalım diye. Hocam ufak bir ufak bir parantez. Ali Bey'in sorusuna cevabınıza biraz derinlik vermek için soruyorum. Cevabınızda dış ticaret hacmiyle ilgili döviz ihtiyacından bahsetmediniz. Bunu da eklerseniz biraz daha açıklayıcı olur. Şimdi zaten şöyle ama Aşkın Süreyli onu çok güzel izah etti. Dedi ki ithal girdilere bağımlılığından bahsetti. Hatırlarsanız üretimi. Bu aşağı yukarı büyük bizim de kendi çalışmamızda da var. Sektörlere göre değişiyor. Ortalama %65 filandı. 72 en son. Bazı sektörlerde 70-75 filan. Şimdi bu ne demek? Ben ürettikçe dışarıdan ithal girdisine bağımlıysam bu kronik bir hastalık tıbbi tabiri. Ya benim bir kronik bir döviz açlığım var. Döviz aç olduğu sürece, ben dövize aç olduğum sürece bunu çözecek bir mekanizma üretim ayağından yoksa kusura bakmayın bizim gibi vatandaşlara dövizini bozdur, yok onu şöyle yap, böyle yap, terörist bunların hepsi iter. Hiç inandırıcılığı yok. Ama şu kötü bir şey değil. Ulusal paramıza sahip çıkalım. Tamam. Yerli malı kullanalım. Bunlar güzel de kardeşim senin yaptıklarının hiçbirisi uymuyor. Yani desteklemiyor. Ne diyor? Ben Kur'an kursu şeyinden geliyorum, öğrenciliğinden geliyorum. Benim ciddi hocalığım var, derin hocalığım var. Ben imamım bakıyordum, tavırları ver bak. Yalnız bir şey daha var, katalım. Bir akrabası var, akrabası sosyalistmiş. Gelmiş, bu bıçağı almış, öldüreceğim bunu tabii diye. Arkasına ödül falan var. Şimdi adama bakıyoruz, abi adam kitapta ne yazıyorsa tersini yapıyor. Dayanamadım, sordum. Hocam dedim ya böyle, oğlum dedi ya. Hocanın dediğini yap, gittiği yoldan gitme. Onun için bu adamların, yani Allah aşkına hangi şeyi, hangi icraatının takipçisi olalım ki? Hiçbirisi samimi değil. Her şeyi şey yapan, saklayan, hatta IMF, Dünya Bankası diyor ki, abi saydam değilsiniz siz kardeşim diyor. Bunların getirdiği adamlar bunlar. Ya siz saydam değilsiniz diyor. Mesela silah harcamaları arkadaşlar. Bizim bütçede göremezsiniz. Kendinizi aldatmayın oradan Milli Savunma Bakanı. Orada personele verilen para. Orada bir diğer cari rakamı var. O diğer cari. Evet, o yansımıyor fazla. Diğer bir de fonlar var. Fonları da göremiyoruz. Mesela tabii savunma sanayi fonu var. Müthiş bir rakam. Bunları bilmiyorum. Ve bunların denetimi Sayıştay tarafından yapılmıyor. Kaldı ki Sayıştay'ı Ahmet Hoca içinde görünce Sayıştay'ı da söylemiyorum artık. Ahmet Hoca köşesinde yerle bir etti zaten Sayıştay'ı. Yani özetle üstadım benim burada emin olun sizden daha fazla bilgim yok. Yani bu soruların yanıtını ben de bilmiyorum. Duayen Korkut Hoca da bilmiyor. O da çünkü soruyor, bunun kaynağı nedir diye bilemiyoruz. Siyasi olarak ben Necip Bey'in sözlerinin altını çizip hepimize bir öğledim. Pardon, Hasan bir şey söylüyor. Hasan. Sayın Hocam. Başkan burada ya şimdi. Başkanlar, soruma bir cevap bırak. Şimdi Merkez Bankası döviz swap'ı ya da döviz depolama sistemiyle eskiden doların düşmesi ve düşmesi için döviz rezervi piyasaya sürüyor. Döviz rezervi piyasaya sürüyor. Şey bugün ise yani bu sistemle dövizleri sürmeden yapmak istiyorum. Ne faydası var? Yapamaz. Sürmeden takas yapmak sür ne faydası var? Yapamaz. Bugüne kadar diğer banka başkanı yapmadı da bunlar yapıyorsa ne faydası var? Yapamaz. Bak kesin olaydı. Ben bir yazı yazdım. Keskin bir bülteni var. 3 ayda bir çıkan. Korkut Morata, Mustafa Sönmez ve benim de bulundum. Birkaç arkadaş daha var. Bana sordular. Merkez Bankası
bu döviz akışını söndürebilir mi diye. Tamam. Ben dedim ki Merkez Bankası'nın kendisi TOMA'ya benzetiyor. Değil mi Merkez Bankası'nın? Kendisi TOMA. TOMA neydi? Hani şu şey, sık bakalım diye hani şarkısı filan da var. Ya istediğini sıksın kardeşim. O yangını söndürebilecek bir durumda değil. Niye? Çünkü dalgalı kurun, sabit kurdan farkı burada arkadaşlar. Sabit kurda siz icabında kuruş yapabilirsiniz elinizdeki rezervlerle. Ama burada okyanus ya, okyanus var. Okyanusa buradan şeyle, ne diyorsun? Su sıkıyorsunuz. Damla o ya, damla. Çünkü niye? Burayı kapatıyorsunuz mesela. Sistem açık ya, dalgalı ya. Bir sürü yerden dalga geliyor. Günlük ciro bu 4,5 trilyon dolar ya, böyle çocuk oyuncağı değil. Bu dolarlar carry trade işte Hasan Bey'in söylediği. Brezilya'daki adam bir bakıyor, lan Türkiye'de şey var, duydun mu diyor, hop buraya geliyor filan, oradan oraya gidiyor. Sen neyi takip edeceksin hemşerim? Hikaye yani onun için. İkinci bir şey, biz iktisat derslerinde öğretiriz. Hem kuru hem faizi eş anlamlı olarak eş anda denetleyemezsin arkadaşlar. Yani ben hem kuru oynayacağım, denetleyeceğim, hem faizi. Bu olmaz. Ya bu iktisat teorisiyle mümkün değil. Canlı yayında bunu, işte onu yapmaya çalışıyoruz. Canlı yayında o danışmanlardan biri solcuydu, benim arkadaşım. Birbirine beraber yazdık, köşe yazarlığı yaptık. Dedim ki ya o adam bilir bu işleri. Danışmanları da bilir. Hani şey pek güvenmedim öbür saçı. Jöleli'ye güvenmedim. Yiğit'e güvenmedim. Öbür çocuğa. Çünkü o Yiğit Atatürkçüydü, sonra Cıvıt'ta. Öbür solcu. Belki dedim takdir eder. İsim vermedim ama ismini de versem ayıp olur. Abi cevap bile gelmedi. Yani o çocuk bilir dedim. Başkana müdahale etsin. İkisi aynı anda olmaz. Yani faiz etkili mi? Gel son cümle Necip Bey'e. Bence Necip Bey hepimizi şapkamızı önümüze koyup düşünüyorlar. Hepimiz ama. Aynen çünkü öyle. Çünkü iş kolay değil arkadaşlar. Bakın deminden söyledik, iki kanal var dedim. Hadi buna üç diyelim, tamam mı? Üç diyelim. Aralarda farklar var ama olsun, yine bir cepheyi geliştirelim. Hocam kusura bakmayın, aynı okyanustaki şey gibi bu. Üç damla ya. Kaç kişi izliyor ya? Bak birbirimizi izliyoruz, birbirimizi alkışlıyoruz. Lütfen. Evet, aşağı. Tabii burada benim Ali Bey'i ikna etmem diye bir şey mümkün olamaz. Ali Bey zaten o donanımla geliyor. Yani burada Nazım Bey o donanımla geliyor. Ne bileyim hepiniz yani. Burada biz birbirimizi öperiz burada.